Merhabalar, tekrar burası vadinin başlangıç noktalarından birisi. Burada turistler için midilli atımız ve iki adet devemiz mevcut. Yani deve Kapadokya'da yok demeyin. Bak deve dünyanın her tarafında var. Gelelim esas buradaki tanıtılacak yere. Burası Kapadokya'nın en meşhur güvercinlik vadisidir. Güvercinlik. Şuradaki oymalardan da görürsünüz güvercin yuvalarını. Yani karşıdaki binaların bakın şeylerine bakarsanız şurada hep güvercin yuvası. Şöyle biraz daha şu ağacı dolaşarak bir yandan göstereyim. Bu da saygıdeğer deve dayımız. Bu şekilde. Evet, yani önünden kameranın önünden gelip geçenler olduğu için iki defa kamerayı aşağıya inmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi şu vadiyi bir gezelim. Şöyle güvercinlik vadisini. Bunun arka tarafında görünürse Uçhisar Kalesi'ni de göstereceğim. Yani ura Uçhisar Kalesi'nin alt tarafları. Burada yerleşim yerleri var ama yani buranın esas amacı o günden bu tarafa güvercinlik olarak kullanılmış. Yani ben biraz önce bir hikayesini anlattım. Afrodit'le beraber ya da Afrodit'i buraya getiren güvercinlerin meskeni buralar. Pardon, kameraya dikkat etmem gerekiyor. Şöyle. Evet, şimdi Uçhisar Kalesi'ni de gördük tekrar yukarıda. Uçhisar Kalesi'nin biraz önce aşağıdan çektiğimiz, yukarıdan çektiğimiz manzarasına pardon şöyle şu ağaçlarda kurtaralım kameramızı. Yukarıdan yukarıdan aşağıya gördüğümüz manzaraya şimdi aşağıdan yukarı doğru bakıyoruz. En muhteşemi de buradaki. Buradaki güvercinler. Buradaki güvercinler eskiden o kadar büyük kalabalıklar halinde uçarmış ki bulut gibi uçarlarmış. Yani kara bulut gibi gökyüzünde perde oluştururlarmış. Resmen. Şuradan bir de yan taraftan çekelim. Yani Uçhisar Kalesi'nin arka yüzünde görmüş olduk. Fakat şu taraftan da çekmeye çalışayım. Tabii bu mevsimde ziyaretçi çok olduğu için yabancılar falan da ya kameranı sabit bir yere tutacağım yoksa halkın arasına girdiğimizde maalesef görüntüsüz net şey oluşturulmuş. Bakın şuradaki evlere bakalım bir de. Bunlar eskiden yerleşim yeri ve kapısı falan var. Üst taraf havalandırma boşlukları var. Şu evler yerleşim yeri. Yani kimse demesin ki bura Harran mı ya bilmem. Ya da Urfa mı ya da Mardin mi? Hani oradan gelenler söylerler ya kusura bakmasınlar. Biz mağarada büyüdük falan diye. E biz de mağarada büyüdük biraz. Hatta çok uzakta daha uzakta bir yer var. Şöyle bir kamerayı yaklaştırayım oraya doğru. Zoom yapayım derler. E al işte şimdi toprağın altında dışarıdan arka tarafından gelsen orada yaşam olduğu, ev olduğu anlaşılmayacak bir yer. Buralar eskiden bu tarafa güvercinlik olarak kullanılmış. Bu tarafta bunun da güvercinlerin girip çıkması için tabi bura vadinin arka tarafına geçip şu kayayı çekemiyorum. O biraz daha teferruatlı ve biraz zahmetli bir iş. Ama şuradaki güvercinlikleri kalenin oraya değil de şuradaki güvercinlikleri tekrar çekebilirim sizin için. Şöyle yani burada daha sonra güvercinlik olarak kullanıldı. Belli. Buraya güvercinlik vadisi denir. Uçhisar güvercinlik vadisi. Teşekkür ederim. Bu kadar.